asgari ücretin yükselmesi beni sevindirmiyor. 20 de olsa sevindirmez, 30 de olsa sevindirmez. Çünkü bugün asgari ücret 25 ise yarın ev kirası 25 bin lira. Bunların önüne geçilsin. Ya iki tane çocuğum var, bir tane 17 yaşında. Yani bir tane de 10 yaşında kızım var. Ya tek başına çalışıyorum, zor çalışıyorum. Şimdi mecbur çocuk okulu bıraktı. 17 yaşındaki oğlum okulu bıraktı. Şu anda baba dedi sana destek olmam lazım. Senin aldığın 15 bin lirayla bu 10 bin lira kirayı sen dedi veremezsin. 15 bin lira kirayı veremezsin. Ne yapayım dedim oğlum bırak. Ondan sonra diyorlar ki ne çocuklarınızı okutun. Asgari ücret komisyonunun ortaya çıkaracağı rakam aşağı yukarı belli. Bu her sene bellidir. Ama vatandaşın, Türk halkının karşısına televizyon ekranlarında hep aynı tiyatroyu, aynı senaryoyu, aynı oyuncular, aynı sendika başkanları, aynı işveren ve işçi sendika başkanları bize aynı tiyatroyu oynuyorlar. Normal şartlarda bu komisyona katılan, görüş bildiren kişilerin buraya halkın arasına inip aynı bizim sizin yaptığınız gibi röportajlarla ya da anketlere katılıp bunu yaşayan, bilen kişilerle yapmaları lazım. Şimdi bir işveren bunu ne kadar anlayabilir ki? Zaten abuduyla götürüyor. Bunu sendikalı çalışan bir işçi de anlayamaz. Benim işçi kardeşim olduğu halde anlayamaz. Çünkü sendikalı. Yakacak hakkı var, çocuk parası var. Özel sektörde ya da bizim gibi sahada çalışan bir sürü insanın sendikası yok. Taşeronuz, sahipsiziz, kimsemiz yok. Verdiğin kira, elektrik faturası, çocuk giderleri, okul masrafı derken yaptığın zaman ortalama 17,5 milyar, en düşük 22,5 milyar olması gereken. 20-25 arası da normal insanların da geçimidir. Asgari ücret şu an bize yetiyor yani. Ben bekar oldum halde. Evime de 4 milyar veriyorum. Bana geri kalan 7 milyar. Onu da geri kalan 7 milyar kredi veriyorum, kredi kartını. Hayla hayla yetiyor yani. Öyle böyle şükredip yetiyor yani. Ama niye? Ama diyorlar yani emekliler diyor ki açız. Bence açlık yok şu gördüğünüzde. Bak şurada simit aldım, karnım doydu. Şurada zaten bir ay daha sabretsek şurada asgari ücret zaten olacak 17-18 milyar olacak. Asgari ücreti 11 bin, 20 bin yapalım, 17 bin yapalım, 18 bin yapalım dediği zaman enflasyon büyür. Neden? İşçiye para verecek, patron gidecek malzemeye şey yapacak, bindirecek. Piyasayı büyüten, enflasyonu büyüten bizleriz, biz kendimiziz. Asgari ücreti zam yapması lazım, yapmasını istemiyoruz. Sadece başka bir şeylere zam yapmasınlar. Asgari ücrete zam yapıyorsun. Öbür gün bakıyorsun gıdalar her şeye zam geliyor yani. İnsanlar geçinemiyor. Gerçekten geçinemiyor.